Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Bu fasıl namazda kıraat bahsiyle alakalı oluyor. Namazda kıraatın farz olduğunu söyledik ama kıraatın şekli, müstehap olması, cehri olması, hafi olması veya unutulması durumunda ne yapılacak? Onunla alakalı hususi bir bahis. Yeçerül imamu bil kıraati fil cum'ati vel aydeyn vel fecri ve uleyil eşâeyn. İmam olan kişi kıraatında, cuma namazındaki kıraatında, ki bayram namazındaki kıraatında, sabah namazı ve akşam ile yatsı, şahin dediği, talip var orada, akşam ile yatsı namazlarını ilk iki rekatında kıraatı cehri yapar. Açı aşikar yapar. Edaen ve kadaen. Eda yani vaktinde kılınması, kada vaktinin haricinde kılınması demektir. Cemaatli olduğu zaman İmam olan kişi kıraatı cehri aşikare yapar. Ve huyrel münferidu fi neflilleyl. Tek kılan kişi gece nafilelerinde muhayyerdir. İsterse sessiz okur, isterse sesli okur nafile olduğu için. Ve fil fardı ve fil fardıl cehriyi, cehri olan farzlarda akşam sabah yatsı namazlarında müferit kılan kişi in kâne fî vaktihi, eğer vakit içinde kılıyorsa orada da muhayyerdir. Dilerse sessiz kılar. Dilerse aşikar kılar ki ve fuddelel cehru, cehri okuması daha faziletlidir. Çünkü cemaat suretine benzer. Cemaat heyetinde olduğunu düşünülerek, tek kılsa da cemaat namazı gibi düşünerek cehri yapması da efterdir. Ve yuhfiyani, imam ve münferit olan kişi kıraatı gizli yapar. Hatmen, vacip olarak fi masivazlak, bu sayılanların karşısında mesela nerede? Öğle ve ikindi namazı geliyor aklımıza. Burada kıraat cehri olmaz, hafi olur. Ancak burada şu var, Ramazan ayındaki teravih namazı ve vitir namazında da cehri, kıraat cehridir. Onu söylemedi, o çünkü beş vakit farzdan değil. Ve ednel cehru, cehrinin en düşüğü. Cehri neye denir en aşağısı? İsmâ-u gayrihi, kendinden başkasına işittirmesidir. Demek kıraat yaparken insan kendi okuduğundan öteye geçirirse, yani kendi okuduğunun, kendi duyacağından daha fazlasıyla sesli okur da yandakini işittirirse o cehri olur. Ve ednel muhafeteti, hafi olanın, gizli olanın en aşağısı da ismâ-u nefsihi, kendine duymasıdır. Dudak kımıldayacak, çene sallanacak yani, nefes ağızdan çıkacak ki ses oluşsun. Dudak kımıldamadan o şekilde kıraat olmaz. Kıraatın meydana gelmesi için damak, dil, dudak, dişler, ses, bunların oluşumundan harfler, sesler, hareketler meydana geliyor. Dolayısıyla kendi işiteceği kadar kendi duyuyorsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğin zaman yandakini işittiriyorsun. Buna göre cehri ve hafif olması anlaşılıyor. Sahih sayı olan budur. Ve keza küllü ma teallakü bin nutki, buradan şu kaide de çıkar diyor. Nutukla alakalı olan bütün hükümler aynıdır. Nutuk, söze, konuşmaya bağlı olan muamelelerde hüküm böyledir. Kettalak, boşamak, ritak, hüretmek, istisna, bir hükümden bir şey hariç bırakmak ve gayrı, işte satış, nikah, ila yapmak, yemin etmek gibi şeylerde aktin oluşması, hükmün oluşması için isma-u nefsih gerekiyor. Yani kendi sesini duyacak bir sesle söylemesi gerekiyor. Kalbinden geçirse olmuyor. O da akit tavuk etmiyor. İlla kendi duyacağın bir sesle ağzına çıkması gerekiyor. Dolayısıyla bir adam kalbinden karayı boşama geçirse o boş olmuş olmuyor. Ağızdan boşamak sözü çıkacak. Kendi duyarsa tamamdır. Karşıdakini duymasına gerek yok. وَلَوْ تَرَيْكَ سُورَةً سُورَةَ اُولَيْهِ الْشَاءِ Faraza diyor, yatsı namazının ilk iki rekatındaki sureyi Fatiha'yı okumuş ama sureleri okumamış. Terk etse kadaha, o sureleri kaza eder fil uhriyeyni. Son iki rekatta meal Fatiha'ti, Fatiha ile beraber. Ve hem de ve cehre bihima, ikisinde cehri yapar. Çünkü
sureyi cehri okusa, Fatiha gizli olsa, bir rekatta birisi gizli, birisi aşikar, ikisi birleşmiş olur ki olmaz. İkisini de ne yapacak? Cehri okuyacak. Velev tereke Fatiha tehuma, ilk iki rekatın Fatiha'sını terk etse, unutsa, la yagdiha, son iki rekatta Fatiha'yı bir daha tekrar etmiş. Çünkü burada zaten Fatiha var. Ve fardul kıraati ayetün. Kıraatın farz miktarı bir ayet okumaktır. Namazdan önce bir ayettir. Fatiha'dan başka bir ayettir. Kâle İmâmî diyor ki, selâsı ayeti kısarın, üç kısa ayet, ev, ayetün, tavilletün, bir uzun ayet. Veya bir kısa sure, inna tayna, İhlas suresi, bunların kısa surelidir. Veya üç ayet, kısa ayet veya bir uzun ayet. Ve sünnetuha, kıraatın sünnet şekli vardır. Fis seferi, sefer yolculukta aceleten, acele telaş hareket halindeyken, El Fatiha'tu Fatiha'yı okur ve Eyye suretin şaye dilediği bir sureyi okuyabilir. Çünkü orada acele durum vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında Muavvezeteyn okumuş. Günahutbah bil felakla okumuş. Rabbin nasıl okumuş. Seferde bak. Ve emaneten emniyet hali. Telaş hali yok ama seferdir yine. Nahvel buruç ve semai zatil buruç. Ben şakkat ve semam şakkat surelerini okur. Fil fecir. Bu gibi sureleri okur. Fil fecir sabah namazında. Mudafil hadar, demek sefer hali duruma göre nasıl olursa uygunsa onu yapılır. Ama fil hadar, yani ikamet halinde, bugünken erba'un ayeten ev hamsun, 50 veya 40. İki rekatta toplam 40 veya 50 ayet. Bazılarına göre 60 ayet deniyor. 60'tan 100'e kadar deniyor. Efendimiz Hazretleri, Mahmud Efendi Hazretlerimiz Tısırı'yı ilk sayfada, ilk rekatta iki sayfa okurdu sabah namazında, ikinci rekatta bir sayfa okurdu. Bu şekilde 1-2 yani. İki rekatta iki katını okuyor, ikinci rekatta bir katını, yani okuyacağı yeri üç parçaya bölüyordu. İkisini birinci rekatta, diğerini ikinci rekatta okuyor. Burada da normal kaydı 40 veya 50 ayet kadar. Estensenu tıvalel mufassali fiha. Sabah namazında tıval-ı mufassal. Mufassal dediği ayrı ayrı, tıval uzun. Ayrı ayrı olan ve uzun olan surelerden okur. Ve fiz zuhri ve öğle namazında aynı şekilde. Sabah ile öğle namazında kıraat aynı oluyor. Ve efsatuha, mufassalı efsat. Efsat-ı mufassal. Orta faslalı surelerden orta boyda onları okur. Bil asr ikindi de. Ve fil işe, yatsıda da aynı şekilde ortasını okur. Ve kısa ruhu, mufassal olup da kısa olan sureleri okur. Film mağrib akşam namazında. Bunun da bir sıralaması yapılmış. Ve minel hucurat lel buruç. Hucurat suresinden ve semai zatil buruca kadar tıvalun. Tıvalun mufassaldır. Uzun sayılan faslalı sureledir. Ve minha buruçtan ila lem yekün. Lem yekün lezi kiferi oraya kadar. Beyyine suresine kadar. Orta efsatun. Orta faslalı süredir. Ve minha lemmekünden ila ahirihi Kur'an-ı Kerim sonuna kadar kısarın, kısa süredir. Akşam namazı demek ki lemmekünden aşağı okumak sünnet oluyor, müstehap oluyor. Kalkıp da yani ta ileride okumak okunur ama müstehap olan sünnet olan beşi kaçırmış oluyor. Ya biz yani Efendimiz Hazretlerimizin peşinde 30 sene yakın bizzat yani 30 sene yakın namaz kıldık. Akşam namazlarında hiç ben duymadım yani elemtereden yukarı yani. Böyle asrı okur ekserde. İhlas okur. Yani bundan başka elenterden yukarıda bir sure okuduğunu hiç duymadım. Ya Gülya-i Kafir'in okur, İhlas okur, ya Nasr-ı Felak'ın Nasr okur. Böyle yani hep o bildiğimiz 10 sureden aşağısına doğru okurdu. Ekserde böyle asır ve ihlas okur. O yüzden yani müstehap olan şeylere dikkat etmek lazım. Ve fi darureti zarut halinde bir kaderin halin gerektirdiği miktar okunur. Ve tutalul ula alessaniyeti fil fecr fakat İmam Yusuf ve İmam Azam'a göre bir fetva var. İlk rekat sabah namazında ilk rekat ikinci rekattan uzun olur. Cemaatin toplaması için böyle düşünülür. Ama ve indi Muhammed İmam'a göre fil külli bütün namazlarda İlk rekat, ikinci rekattan daha fazla uzatılır. Bu fetva olarak budur yani bu. Ve la ta'ayyenu şeyyü minel Kur'an'ı li salatin. Herhangi bir namaz için Kur'an'dan herhangi bir şey muayyenleşmiş değildir. İlla burası bu namazda okunacak diye bir kayıt yoktur.
Ben şöyle ki la yecuzu gayruhu. Başkası bunun yerine caiz olmaz gibi bir manada mayenleşme yoktur. Bu söz, bu ibare İmam-ı Şafazilerin Fatiha olmadan namaz olmaz sözüne bettir. Hadis-i şerif var, Fatiha olmayınca namaz olmaz. O Fatiha'nın namazın yani kemalinden bahsediyor. Fatiha'nın büyüklüğünden bahsediyor manasındadır. Yoksa ayet-i kerime var. Fekra ma tayyisemin Kur'an. Namaza gelince Kur'an'dan kolayına gelin okuyun diyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla orada tayin değildir o. Zaten bize göre vaciptir. Farz değildir. Hükürye tayin işte bak tayin etmek mekruhtur. Namaz için şu namaz için şu okunacak. Mesela sabah namazı için falan, sabah namazı, cuma günü sabah namazı için illaki secde suresi okunacak. Ve hele ta'ki hadisül hele ta'li insani mesela o okunacak diye kayıt yoktur. Bu okunur. Müstehaptır. Fakat illa bu olacak diye kayıt olmaz. O yüzden bazen terk edilmesi lazım. Vela yukra'u vela yakra'u müttemmu imam peşindeki cemaat olan kişi okumaz. Bel yestemi'u dinler ve yansıtu susar. İmamın okuyuşunu dinler. Ve in kara imamu ayet-i tergib ve terhib imam olan kişi imamı isterse rağbet ayeti isterse korku ayeti okusun. Ne okusun olsun cemaat dinleyecek. Hatabe ya da hutbe okuyan imam hutbetse cemaat hutbede yani imam ne okusa okusun cemaat dinleyecek, konuşmayacak. Ev salli alem nebi sallallahu aleyhi ve sellem ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem salat okusa yine cemaat dinleyecek. Ve nâi uzakta olan bettâni yakında olan sevâhın eşittir. Burada şimdi şu mesele var. Yani ayet-i kerime var. Hutbede ne yapıyor? İmam okuyor. Sallu aleyhi ve sellemu teslima. İnallah melâketu sallûnan nebi. Allah-u Teala melekler nebiye salat okuyor. Sallu aleyhi ve sellem. Ya eylezine amel eyim edinler. Sallu aleyhi ve sellem teslima. Siz de nebi izleyen üzerine salat okuyun, selam okuyun. Bu ayet orada okunuyor hutbede. O zaman siz de okuyun diyor. O durumda kalbinden, gönlünden geçirirsin. Kıraatın vecihlerini inşallah bu şekilde beğenmiş oluyor. Kısa geçiyor. Tabii ki kıraat bahsinden evvel imam olmayan kişilerin Kur'an okuyuşunu, namaz surelerini bir hocaya dinletmesi lazım. Harflerin çıkışını, hareketlerin yerini, galak diyoruz yani hatalı, hatasız olan durumlarını hocadan dinletmesi lazım. En azından şu 10 tane namaz suresi var. Son Kur'an-ı Kerim sonundaki rentreden aşağı 10 tane sureyi çok iyi Fatiha'yı, işte Subhaneke, Ettehiyyatü, Salli-i Bahari bunları, Kunut dualarını, cenaze dualarını güzel bir şekilde dinletmemiz lazım. Bir yere gittiğiniz zaman mutlaka iki kişi, üç kişi hemen cemaat olup cemaatte kılmak lazım. Tek tek kılmamak lazım. Darda kaldın, zorda kaldın, evden çıkamadın, hanımla beraber cemaat yap. Hanım imam olacak değil, sen imam olacaksın. Farkın olsun yani. Git, hiç olmasa 3-4-5 ay bir imamdan bir talim dersi al, teheccüd dersi al. Nasıl Müslümanlık bu ya? Yani adam Fatiha okuyamıyor, bir Amel-i Resulü okuyamıyorsun, bir ezan okuyamıyorsun, bir kâhmet getiremiyorsun ya. Çok ayıp, çok ve büyük kayıp. Yani İngilizce'den, şundan bundan, abuk subuk şeyden haberleri var insanların ama Allah-u Teala'nın kelamından haberi yok. Yasin'i düzgün okuyamıyor. Ya. Ama 17, 10 yaşında, 5 yaşında, 7 yaşında çocuklar tıkır tıkır Kur'an okuyor. Çoğu da ezberliyor. Onlarla beraber karşılaştırdığım zaman ne olacak? O yüzden kıraatı düzgün olmayan adam zaten cemaatle kılması lazım. Yoksa namazı kabul olmaz. O halde arkadaşlar kıraatımızı düzeltelim. Türkçe yazıyla yazılan şekilde Kur'an öğrenilmez. Türkçe meal öğrenilir. Türkçe Kur'an öğrenmez. Kur'an Türkçe yazılmaz yani. Yazamazsın mümkün değil. Latince çünkü. Kur'an alfabesiyle yazılması lazım. Bu da ancak harfleri şu 28 harfta zaten çoğu ağzımızdan çıkıyor da bazıları biraz talim gerektiriyor. Çünkü hemze var, ayın var. Ondan sonra he var, ha var, hı var, sin var, sad var, fe var, ze var, ze var, zı var, lat var. Bunlar yani okunarak insanın ağzında yerleşir. Bunlara talim diyoruz. Kim ki okumazsa talim olamaz alim diyorlar. O halde alimin etrafından ayrılmamak için derslere katılmak lazım. Ders halkasına katılmak lazım. İmam-ı Azam Efendimiz'e ne demiş İmam-ı Şabi? Nereye gidiyorsun? Çarşıya gidiyorum. Çarşıda ne yapacaksın? Ya ben seni daha kabiliyetli görüyorum ya. İlim meclisine git. Sende cevher görüyorum. Sende bu işe çok yatkınlık görüyorum diye bunu teşvik etti. O söz bana çok tesir etti diyor. Hemen gittim ilim halkalarını araştırdım. Kelam halkası, hadis-i şerif halkası, nahi falan en sonunda
fıkıh halkasında yerini buluyor ve ümmetin imamı oluyor. Kolay değil bak. Ya. Ne hengameler geçmiş başında. O yüzden bizler inşallah ilme, Kur'an ilmine, tefsir, fıkıh, hadis ilmine heves edelim. Üç kuruşluk, beş kuruşluk dünya ilmine heves etmeyi bırak. Onun talibi çok. Sen Allah'ın ilmine talip ol. Elhamdülillah.